Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bu videomuzda Fatih Belediyesi'nin personel alım duyurusunu sizlerle paylaşacağım. Başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Kimler başvuru yapabilir? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca bizleri YouTube, Instagram, Facebook ve Telegram gruplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Duyurumuza baktığımız zaman zabıta memurluğunda 40 adet atamamız gerçekleştirilecek. Burada belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmamız ve KPSS P3 puan türünde 70 puana sahip olmam başvuru için yeterli olacaktır arkadaşlar. Başvurunun genel ve özel şartlarında önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması önemli. Başvurunun özel şartlarına baktığımız zaman boy ve kilo endeksi oldukça önemli arkadaşlar. Erkek adaylarda en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmamız gerekiyor. 30 yaşını doldurmamış olmak bizler için önemli olacaktır. Başvuru esnasında bizlerden istenilecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman başvuru formu. Ben linki açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Sizler ilgili linkten başvuru formunu temin edebilirsiniz. Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgeniz e-devlet sistemi üzerinden oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. KPSS sonuç belgemizi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden Ctrl+P diyerek çıkartacağız. Erkek adaylar askerlikle ilişiği olmadığına dair bir beyan verecekler. Görevinizi devamlı olarak yapmaya engel bir durumunuzun olmadığına dair beyan ve son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf sizlerden istenilen belgeler içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar başvurularımızı şahsen gerçekleştiriyoruz. Mail ya da posta yoluyla herhangi bir başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir. Nisan ayının 26'sında başvurularımız başlayacak. 30 Nisan mesai bitimine kadar devam edecek. Sizler burada bulunan belediyenin insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne hazırlamış olduğunuz belgeleri elden teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Sözlü ve uygulamalı sınavımız Mayıs ayının 24'ünde saat 10'da başlayacak arkadaşlar. Fatih Belediyesi ana hizmet binasında sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaksınız. Sözlü sınavda sizlere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli liderlerle ilgili temel mevzuat konularından sınava tabi tutacaklar arkadaşlar. Uygulamalı sınavda mesleki bilginiz ve sportif dayanıklılığınız ölçülecektir. Aritmatik ortalamalar alınarak bir sıralama oluşturulacak ve sınavdan başarılı sayılabilmeniz için en az 60 puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizler eğer ilgili ilana başvuru yapacaksanız Fatih Belediyesi'nin web sayfasını mutlaka takip ediyorsunuz. Çünkü mesaj ya da mail yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmamaktadır. Bizler başvurularımızı yapıyorsak ilgili web sayfalarını takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çevrenizde şartları tutan kişiler var mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın arkadaşlar. Çünkü 2021 yılında açıktan ve merkezi alım yapan tüm kurumları sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de çevrenizdeki kişilerle paylaşırsanız herkes için yararlı bir çalışma olacaktır. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Sesimizi daha çok kitlelere duyurabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle hala abone değilseniz mutlaka abone olup bizlere destek olun. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.